Merhabalar. Bugün evde doğal elma sirkesi yapacağız. Elma sirkesi yapmaya karar verdiğimizde elmalarımızın doğal olması önemli. Doğal elmayı nasıl anlarız? Doğal elmalarda böyle hava şartlarından dolayı, ilaç atılmadığından dolayı böyle lekeler var. Ayrıca bir kısmı da kurtlu oluyor. Doğal elma her halinden belli. Doğal olmayan elmalar böyle parlak, hiçbir leke olmayan, cicili bürülü, süslü elmalardan kesinlikle sirke olmuyor. Ben denedim. Sirke olmadı. Küflendi, döktüm. Bunları annem köyden göndermiş. Allah razı olsun ondan. Dayımın oğlu zahmet etti, buraya kadar getirdi. Ondan da Allah razı olsun. Şimdi bunlardan doğal elde sirke yapacağım. İlk aşamayı göstereceğim. Bakın ne kadar güzel. Elmalar. Doğal oldukları her hallerinden belli. Bakın böyle her halinden belli yani. Süslü püslü değil, cicili değil elmalarımız. Şimdi elmaları ben önce yıkadım. Yıkadıktan sonra 1,5-2 saat kadar suyunun kurumasını bekledim. Suları kurudu. Hemen şöyle hiçbir yerini ayırmadan, içinde çürük kurt yoksa, çürük kurt varsa onları ayırıyoruz ama bunlar da yok. Böyle kesiyorum. Dörde. Dörde. Ortadan tak ayırdıktan sonra bir kesiyorum. Bu şekilde kesiyorum. Eğer elinizde çok elma yoksa, doğal elmayı da hani bulabilmişseniz, elmasını yiyip kabuğundan da sirke oluyor. Çok güzel de oluyor. Şimdi akşam elmaları biz yedik. Böyle kabukları bakın eşiğiyle filan her şeyse. Şimdi onları da atacağım suyun içine. Elmaları bu şekilde doğrayacağım. Böylece. Çok küçük olmasına gerek yok. Böyle böldükten sonra ilk aşamada bir tane cam kavanozda yapıyorum. Ben cam kavanoz daha iyi oluyor yani. Yarısına kadar su doldurdum. Bu su içme suyu olacak. Yani damacana suyu olacak. Nohut atıyorum. Bir çorba kaşığı nohut. Bulgur dibine. Şeker atacağım. Bir çorba kaşığı şeker. İlk aşamada şimdilik bunlar. Doğradıktan sonra böyle başına atacağım, dolduracağım. Dolduruyorum. Hiçbir şeysini ayırmıyorum. Sadece şu saplarını alıyorum. Ben her sene kendi sirkemi kendim yapıyorum. Bu kabukları da atayım. Yani sadece elmaların içini yiyip kabuğundan da olabiliyor. Az önce de söylediğim gibi. Elmaları doldurdum. Yani kabuklarını da attım. Gösterdim onu zaten. Siz bunu doldurabilirsiniz şurasına kadar. Karıştırmaya yer kalacak şekilde. Bunu bir hafta
Her gün günde iki kere böyle alttan alttan karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra ağzını böyle bir dülbentle kapatıp lastik geçireceğiz. Dışarıdan herhangi bir şey girmesin diye. Açacağız. Karıştıracağız. Yine aynı şekilde dülbent. Sakın kapağını kapatıp sıkıca kapatmayacağız. Patlar. Asit oluşturuyor çünkü. Bir haftanın sonunda günde bir kere yine böyle bu şekilde alttan alttan karıştıracağız. 15-20 gün. 15-20 gün sonra elmalar dibine çökecek. Yani dibine çökecek. Eğer elinizde sirke anası varsa şeker, bulgur, nohut yerine sirke anası katarsınız. Ben elimdeki sirke anasını öbür sirke yapımında kullandığım için şu anda elimde yoktu. Onları kattım. Bu birinci aşama. 15-20 günün sonunda bakın ne oluyor. İkinci aşamada tamamen elmalar dibe çöküyor. Üzerinde artık hiçbir elma olmuyor. Su gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ben birkaç gün daha bekleteceğim. Bekletmemin nedeni bu posa, yani bu üzerindeki su daha da durulacak. Elmaların hepsi tamamen dibe çökecek. Bak biraz daha yukarıda elmalar var. Birkaç gün daha beklemesi gerekiyor. Sonra bunu ince bir dülbentten süzeceğim. İyice sıktıracağım böyle. Süzdükten sonra aynı kavanoza geriye koyacağım. Posasını atacağım tabii. Bu 5 kilo, 5 kiloya bir tatlı kaşığı tepeleme yıla kaya tuzu atacağım. Kesinlikle işlenmiş tuz olmayacak, kaya tuzu olacak. Sonra kapağını kapatacağım. Mutfakta karanlık bir köşe, mutfak dolabının yani bangonun altına bir köşeye koyacağız. Bunu unutacağız. 3 ay hiçbir şekilde ellemeyeceğiz. Açıp karıştırmayacağız. Unutacağız bunu yani. Yerinden oynatmayacağız. Bakın o bekleme anında ne oluyor? Daha önceden yaptığımda yaptığımı göstereyim. Üstünde sirke anasını oluşturmuş. Çok güzel. Kendini korumak için. Aslında bunu benim çıkarmamam, yerinden kıpırdatmamam gerekiyordu. Ama size göstermek için çıkardım. Yani çok güzel, yani tutmuş yani. Üzerinde. Bu ne oluyor? 3 ay, 4 ay bekledikten sonra, hani tam sirke nasıl oldu onu anlamak için, bu sirke anası dibe çöküyor. Yani kavanozun dibine çöküyor. Dibe çöktükten sonra sirke anasını içinden alıyorum bir saklama kabına. Bu sirkesini üzerine, saklama kabının üzerine dolduruyorum. O şekilde buzdolabında muhafaza ediyorum. O şekilde durduruyorum. Sonra tekrar süzüyorum. Dibinde biraz posaları falan oluyor. O şekilde kullanıyorum. Elma sirkesi çok faydalı, çok şifalı bir sirke. Ben yıllardır kendi sirkemi kendim yapıyorum. Allah razı olsun, 98 yılında bir abladan öğrenmiştim. O yıl bu yıl sirkemi kendim yapıyorum. Salatalarda kullanıyorum. Hazır sirkeleri içemezsiniz, hiçbir şekilde içilmiyor. Yani çok keskin. Ama ben bu sirkeyi bir kahve fincanı, bir su bardağı su dolu suyun içine karıştırıp içiyorum. Çok rahatlatıyor. Böyle insanın midesini rahatlatıyor. Bunu fark ettim. Umarım siz de yaparsınız. Sirkenizi tutturursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.